Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün iğne yası başlayacağız. Yazmamız gençlere çok uygun. Şöyle arasına biraz ip kesiyorum. Kıvırmak için. Şu şekilde araya ipi koyup kıvırırsanız şöyle. Normal kıvırmadan iyi. Arası ipi koyup kıvırmak daha çabuk böyle. Şu şekilde böyle kıvrılır. Buradan üzerine atıp iğnenin üstüne tekrar böyle dolayıp çekmek. Zürafa. Bu şekle yapılma şekline zürafa denir. İğnenin üzerine ipi atıp tekrar bu şekilde bir veya iki kere dolayıp çekmek. Düğüm atmış gibi. Arkadaşlar, bu da benim örnek bezim. Bakalım hangisini yapmaya karar vereceğiz. Evet arkadaşlar, zürafamızı yaptık. Şimdi böyle küçük dağlarımızı yapacağız. Aynı zürafa yaptığımız işlemle su halinde değil de bu attığımız ilmeğin üzerine böyle çıkıp bu şekilde düğümümüzü atıp tekrar tabanına böyle tutturacağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın. Şöyle bir boşluk, bir küçük dağ, bir boşluk, bir küçük dağ. Bu minik dağdan 2, 4, 6, 8, 10 tane olduktan sonra şu ağaç dediğimizi yapıp sonra çiçeklerini yapacağız. Şimdi burada birli dağ yaptık. Burada da şu tabanına üçlü atıp kök yapacağız. Üçlü şekilde üçlüye atlayıp 3 tane zürafanın üzerine üçüncüye geri dönüp üstüne ilmeği atıp tekrar bu tarafa geri döneceğiz. Şimdi şuradaki şu ortadaki şu bolluğu şurayı şu kısmı şöyle atıp orada bir bol bırakıp ipi şu şekilde bol bırakıp atlayıp tekrar bu tarafa döneceğiz. Orayı sağlamlaştıracağız. Şimdi şunları şu şekilde ikili aynı bu yaptığımız zürafayı bu bol bırakıp atladığımızın üzerine bu kökü yaptıktan sonra böyle 2-3 kere atlamıştık bunu. Şimdi bunun üzerine iki tane zürafasını yapıp ilmeği böyle birkaç kere üzerinden geçip tekrar burada bu bolluğu bırakıp tekrar da tabanına ineceğiz. İki tane tekrar bunun üzerine zürafa yapıp yani bir ilmek diyorum bir zürafa diyorum normalde bunun adına zürafa deriz şunlara da küçük dağlar deriz yani küçük dağda zürafanın işte üzerine ilmeği atıp tekrar tabanına batmak o şekilde yapılır şimdi aynı işlemi iki ilmekle şöyle aynı yere atladığım yere tekrar zürafayı yapıyorum ki
genişip açılmayacak düz bir şekilde çıkması gerekiyor bu ikilimin. Şu şekilde tekrar buraya atlayıp 3 sıra bunu yapıp tekrar gene bolluk bırakıyoruz. Şöyle hafif bir genişçe şu şekilde bırakıyoruz. Tekrar üzerinden atlayıp bu tarafa ilmeği atıyoruz. Şu şekilde düzleyip şimdi buradaki ortadaki tabana batıyoruz. Şöyle olmuş oldu arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar bu yapraklarımızın üzerine kelebek şeklinde bu çiçeklerimizi yapacağız. Bu şekilde. Şimdi buradaki bolluk bu yeşilde bırakmıştık ya. Buraya düğümümüzü atıp başlayacağız. Aynı şekilde nasıl burada iki ilmekle beraber iki ilmek yapıp düz çıkarmıştık. Bunu da artırarak iki ilmekten 5 ilmeğe çıkartarak artıracağız. Şimdi iki zürafa. Şimdi şurayı şöyle uzunca genişçe bıraktırıp ipi aynı zürafa işlemini ipini bu şekilde şöyle bol bıraktırarak şöyle iki tane de böyle bu şekilde arkadaşlar. Küçük dağlarımızın arasına bu küçük minik minik çiçeklerimizi ilave edeceğiz. Ayrıca bu şunların üzerine de uzun uzun bıraktıklarımızın üzerine de böyle şöyle buralara da küçük bir çiçeklerimizi yapacağız. Aynı şöyle. İşlemi bu zürafa dediğimiz ilmek attığımız veya düğüm attığımız işlemi şu şekilde bolluk bırakarak sıkıştırmak. Evet arkadaşlar, tülbentimiz yazmamız bitti. Şimdi ılık ayarda öncelikle böyle düzleyerek ılık olması lazım ki iplikler hani oya yanmasın. Şimdi arkadaşlar ıslak ütü bezini üzerine kapatıp bu şekilde sıcak sıcak bu sefer sıcak ayarda ütüyü basacağız.
Evet arkadaşlar, yazmamız bitti. Şu şekilde. Kullanacaklar iyi günlerde kullanması dileğiyle.